Burası iyice konser alanı oldu. Sensiz bu şehirde yerinde dursun. Kalp açan çiçek gibi. Verin verin sevdiğimi. Verin gönül merhemimi. Kamerayı falan nereye koyuyoruz? Ses kaydı da alıyor, sen ilerle hadi. Bana kalırsa bir şehri tanımak için o şehrin kaşanelerini değil, kerhanelerini dolaşmanız gerekir. Ben de bu sebeple ne yaptım? Bu şehri size daha iyi göstermek için resmi adı Tepecik Sosyal Tesisi olan ancak halkın büyük bir çoğunluğunun bildiği üzere Tepecik Kerhanesi'ne geldim ve size burayı göstereceğim. Dostlar, Tepecik Genel Evi karşı tarafta kalıyor. Hemen buradaki Kemer İstasyonu'nun dibinde. Yalan, 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 hepsi yalan. Bir Allah var, hepsi yalan. Eyvallah. Yalan. İsmini söylesene. Senin de... Benim ismim Nihat İlker Düzgü'den. Hani belki videoyu seyredip... Tam düz yatan gibi. Harfimiz galiba. Eyvallah. Hani belki videoyu seyredip yardım etmek isteyenler olur. Çalışanı Allah sever. Çalışsın abi. Bak çöpe gittin, telefon buldun. Çöpe gittin, mangoba sigarası buldun, bana verdin. Sağ ol, Allah razı olsun. Çalışan bulur. Bakma biz robotuz. Çalışmıyoruz. Gitmiş hiçbir şey orada. Şu dünyanın derdini unutayım diye içiyorum. Rakıyı bile getirmeyin. Müslüm'ü bekliyoruz. Ne diyor Müslüm Gürses? Aleykümselam. Babam Müslüm ne diyor? Aynen. Allah mı? Eğildi yavaş yavaş. YouTube'a video atıyorum ya. Çekiyor mu abi? He, şu an çekiyor mu? He? YouTube'a. Bir kadeh daha ver yalvarıyorum. Bir kadeh daha ver yalvarıyorum. Zeki Miren'den bir tane bize okur olsun. Yerinde dursun. Sustun. Çoktan unutuldum. Yine sustunlar işte. Sesim yetmez abi. Zeki Miren kim, ben kimim, gözünü sevdiğim. Ah, rakıdan bir yudum alırsan sanki söyleyeceksin. Öyle geldi. Ben içmiyorum. Ben içeceğim. Çoktan unutu. Ama oktavı çok yüksek abi Zeki Miren. Tabii oraya çıkmak zor. Çıkmak çok zor. Tabii. Bir de Bülent Ersoy var. Çok, yani çıkamazsın abi, yani. Abi çıkamayacağın yere. Şimdi şöyle girelim, şöyle girelim. Ben seni çoktan kalp açan çiçek gibi çölde yan yağmur gibi daha var. Burası iyice konser alanı oldu. Öyle hatırlatayım ki sensiz bu şehirde deli gibi. Ben birbirini sevmiyorum abi. Gıcıkım ya. Al Allah. Evet. Allah çarpsın, 10 numara bir insan buraya geliyordu. Benden fotoğraflarımız evde var. Yemin ederim. Azer birbirini. Psikopatın önünde gidelim. Sen nesin abi? Ben itim, berduşum. Garibim, düşmüşüm. Abi herkes... Azer birbirini nerede öldü? Allah düşürmesin. Hayır, Azer birbirini nerede öldü? Bana söyleyin ya. Bırak abi. Ya bunu. Aramızda 10 yaş var, 15 yaş var. Sen görmüşsün 1-2, ben görmüşüm 12. Değil. Yaş değil, yaşantı daha önemli bence. Ha. Yaşantı önemli. Ben neleri gördüm kadar, bu? Senin yaşı kadar bir yaşantım var. Yaşım 30 baba. Sen neleri görmüşsün, ben neleri gördüm. Ben çocukluğumda annemi kaybettim. Ben 6 yaşında anamı kaybettim. Ben 3 yaşında kaybettim. Anasız büyüdüm. Tamam, 3 sene sonra da ben kaybettim. Ana yok yani. Ana yok, baba da yok. Babamı da 20 gün önce kaybettim. Başın sağ ol. Attım kendimi sokaklara. Bak üstümün başımın haline bak, leş gibi. Ne yapalım şimdi yani? Ben maviden. Ama bizim 600 Allah, milyon, Allah, 1 milyon var, babamız alıyorum. Yok ya. Daha kaliteli. Abi baba gitti. Ölen daha kalitesi var. Rabbimiz İş var. Bitti. Ölen Rabbimiz Allah'ımız var. O ayrı konu. Bitti o zaman. Rahatına bak arkadaşlar. Ama kıymetine bakarsan. Allah sabrı abi. Sen şimdi kalk. Kah ineri. Kendim giydim. Kah çıkarım. Hırık. Melan tırkısını biliyor musun? Sofilerde. Tamam biliyoruz baba. Pirimiz Hazreti Ali radiyallahu anh. Pirimiz. Helal sana Pir Sultan. Her şeyi boşver. Güzel oldu. İzeli biliyor musun? Hey verin gönül merhemimi. İsim neydi birader senin de? Cemal. Bir bakar mısın? He? Cemal. Cemal. Senin neydi? Semih. Semih.
Bakın burası harbi tam bir gettolara özgü bir yer. Eskiden de olsa ben buradan geçtiğimde burada Bulkara'yı Al Parayı adında bir sokak kumarı oynatılırdı. Ve insanlar onun etrafında böyle toplanırlardı. Karayı bulan parayı alıyordu. Ancak tabi alabiliyorlar mıydı orası meçhul. Ben bir yerde vlog çekmeden önce orada yazılanları internette bulur okurum. Burası hakkında da Foursquare'de yazılanları okudum. Ve adeta Kral Oidipus'un gözlerini oyduğu gibi kendi gözlerimi tek tek oyasım geldi. Bakalım o Foursquare'de neler yazıyor? Hadi gelin size bir göstereyim. Fotoğraflarla gözümüzü gönlümüzü açtığı için Cenk'e teşekkür ediyoruz. Cenk. Ayansı erkeğim. Lezbiyenim. Ondan sonra başkası demiş ki girişte sağda ilk Irmak Hanım süper, biraz pahalı, bir de bir saat anlaşıyorsun, 15 dakikada hadi yeter diyor. Meslek ahlakı yok. Bu da sonradan gelecek insanları uyarma çabası gütmüş. Acil bana kız lazım, bir gecelik ya da bir günlük. Kız lazım, yaş fark etmez. Her yaş her boydan yaparım demiş birisi. Öylesen ben öyle bir karı isteyem. Başkası demiş ki bende et ete değecek. Et ete değmesi lazım kaptan. Başkası demiş ki itinayla hayat dersi verilir. Artık burada nasıl hayat dersi alınıyor onu bilmiyorum. Bu yazana sormak lazım. Ondan sonra bir başkası demiş ki cüceleri deneyeyim beyler. Burada tövbe tövbe. Yani gördüğünüz, buraya gelmek istiyorsanız siz de Foursquare'deki bu yazılanları okuyabilir ve kendinizce bir oradan rehberlik alabilirsiniz. Dosya yine bakın, burası kerhanenin yan tarafında olduğu için buralarda çok sayıda hamam ve banyo görmeniz de mümkün. Şimdi dostlar, ben buradaki bu genel eve ilk kez 16 yaşımda bir arkadaşımla gelmiştim. Ama zannettiğiniz sebepten değil. Zaten 18 yaşından küçük olduğunuz zaman oraya giremiyorsunuz. Neyse, biz buraya arkadaşla geldik. Şu arkada görmüş olacağınız bu alt geçitin hemen yan tarafından geçiyorduk. Bir tane böyle tırnakçı geldi. Dedi ya birader, dedi siz dedi burada ne yapıyorsunuz bilmem ne. Niye burada dolaşıyorsunuz, siz nereye gidiyorsunuz, genel eve mi gideceksiniz? Dedik genel eve gitmeyeceğiz. En fazla şöyle bir dışarıdan görürüz, ondan sonra buradan geçer gideriz. Ya yok yok, ben sizi gelin götüreyim, kaç yaşındasınız diye sordu. Dedik 16 yaşındayız. O zaman dedik ha sizi dedi almazlar dedi. Ama dedi bizim dedi bir birader var dedi, böyle kartvizit basıyor size dedi. Böyle bir kartvizit şey yaparız birader falan böyle konuşuyor. Dedik hiç biz o toplara girmeyelim. Neyse dedi siz şuraya gelin. Bizi aynen bu sokağa soktu böyle. Bir tane elinde poşet vardı. Dedi ki birader dedi bak dedi bu parfüm güzel mi dedi. Çakma bir tane Hugo Boss. Parfüm böyle bizim buralarımıza böyle pıt pıt sıktı. Dedi beğendiniz mi kokuyu dedi. Biz de dedik ki eyvallah abi hoş bulduk. Biz de dedik ki hani bu parfüm güzel kokuyor. Dedi ki birader dedi siz dedi bu parfümü sıktınız artık alacaksınız. Dedik biz bu parfümü almayacağız. Dedi alacaksınız birader, sıktınız artık, ben dedi bunu kime satayım filan. Biz de şimdi tedirgin olduk. Hani hiç bilmediğimiz bir mahalle ve Tepecik o zamanlarda şimdiki olduğundan çok daha tehlikeli bir yerdi. Ne kadar dedik? 20 lira dedi. Ya o zamanın parası 20 lira da az bir para değil. Yaklaşık 20 dolar yapıyor. O zaman 1 lira hani 1 dolara tekabül ediyor diyor neredeyse. Ya anlayacağınız, bin bir şekilde bizi tehdit ederek o parfümü bize sattırdı. Biz de burada o tırnakçıların gazabına, hışmına uğramış olduk. Selamünaleyküm. Bir çay alabilir miyim abi? Kasiyerci misin? Ya yok be abi, bir tane kanalım var. Buraya günde kaç kişi geliyordu? Nerede? Şey, genel eve. Valla cumartesi günleri 2000-2500 kişi geliyor. 2000-2500 kişi. Abi, havaya bak, şimdi burada iş olursa, benim bu kahvede de iş olur. Burada iş olmayınca kahvede de iş olur. Bir sirkülasyon oluyor, sana da uğruyorlar. Buranın bütün şeyleri, yabancı müşteri buralara geldiği zaman genel evine hep size faydası vardı. Gelmediği zaman zaten buralar bittik. Eskiden burada 700 tane kız vardı. 700 tane? Abi. 750 tane kız var. Bütün civar illerden de o zaman buraya geliyorlardı. Tabii, her taraftan geliyor. Burada bu mücadele var ya. Uh-huh. Biz bazen tepsi aldığımız zaman 15 dakikada zor içeri giriyorduk. Peki abi burada olay falan çıkıyor mu? Hani bu genel ev yüzünden adam vurma olayları falan filan ya, eskiden oluyordu diyorlar. Eskiden 80 taneden fazla insan öldü burada. Bu davada. Sen kaç senedir buradasın abi? Ben 40 sene var, 40 sene var. Ha, sen o zaman denk geldin bu olaylara falan. Tabii, o bizim hep biz hep esnaflık yaptık. Orada trafiğin karşısında lokantamız vardı.
Ama sonra bir an aldı. Hep esnaf olarak çalıştık yani. Başka bir gayrimeşru şeyimiz yok. Hep çalışıyor. Yine daha ne dile daha. Bak bu yaşa geldim. Bir kuruş vergi borcum yoktu. Şu bir iki sene bu dükkanda kahveyi aldıktan sonra nerede basa şimdi 100 milyar bekar vergi borcum, sigorta borcum. Burası sana ait ama değil mi abi? Bana ait de ben de kiracıyım yani. Ha, kiracısın. Kiracıyım yani benim malım der kiracıyım. Olsun be abi, önemli olan alın teriyle kazanmak bir, yani. Bir kişiyim bak, burada yatıyorum. Başta orada geri yatalım çek bak. Bak görüyorsun burada yatıyorum. Burada yatıyorsun. Abi yani. Evli değil misin abi? Ne? Evli falan değil misin? Abi evli olsam ne olur? Karım var mı kalır? Kimse yanına kalır. Mehmet abinin kıraathanesine uğramayı unutmayın. 15 minutes later. Şimdi dostlar, Tepecik kiranesi tam olarak ardımda kalıyor. Oraya doğru bir yavaştan şöyle bir gidelim. Bakın şurada böyle görüyorsunuz, kale gibi şöyle upuzun duvarlar, üstüne bir de demir parmaklıklar, bir hapisi andırıyor. Yine bakın, görüyorsunuz şurada kocaman eski bir fabrika gibi adeta. İşte Tepecik kiranesi şu an burada, bakın giriş diyor. Şöyle bir girmeyi deneyelim. Bakın 18 yaşından küçükler diyor, buraya giremez. Açık kardeşim, yasak, kamerayla girmek yasak. Kamerayla girmek yasak. Kamerayı falan nereye ses koyuyoruz? Ses kaydı da alıyor, sen ilerle hadi. Sen ses kaydı alıyorsun, ilerler misin? Yok kardeşim, yasak, onu burada dur. Dostlar gördünüz, oraya giremedim. İçimde ukde kaldı. Neyse, ben de oraya girememişken burası hakkında biraz malumat vereyim. Burası öyle sanıldığı gibi ufak böyle 3-4 tane evden oluşmuyor. Burası tam 124 tane eski evden oluşan bildiğiniz bir mahalle aslında. Kerane deyince akla direkt bu Süleyman Demirel'in bir sözü vardı ya. Keraneleri kapatalım diyorlar o zamanlar. O da diyor ki keraneleri kapatalım da vatandaş bizim sevsin diye. Burası devletin genel evi olduğu için burada belli başlı şartlar varmış. Mesela 21 yaşını doldurmak gerekiyormuş. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve ahlaktan sabıkalı olmak lazımmış. Tabi bazı kadınlar burada çalışmak istiyorlarmış ancak ahlaktan sabıkaları olmadığı için gidip kendilerini ihbar ediyorlarmış. Orada çalışan kadınlar sıkı bir denetime tabi tutuluyorlarmış. Mesela her hafta kadınlar iki kere jinekolojik muayeneye gitmek zorundalarmış. 6 ayda bir verem kontrolü için röntgen çektiriliyormuş. Ve 3 ayda bir AIDS, frengi, bel soğukluğu gibi rahatsızlıklar için kan tahlilleri yaptırmaları zorunluymuş. Ayrıca burada çalışan kadınlara birer vesika veriliyormuş. Bu vesika ile alakalı Orhan Veli'nin yanılmıyorsam Tahattür adında bir şiiri vardı. Şiir şöyleydi: alnımdaki bıçak yarası senin yüzünden. Tabakam senin yadigarın. İki elin kanda olsa gel diyor telgrafın. Nasıl unuturum seni ben vesikalı yarim diye. Çok güzel bir şiirdir. Aynı zamanda bu şiirden esinlenerek çekilen bir de film vardı. Ömer Lütfü Akat çekmişti. Vesikalı yarim diye. Orada Türkan Şoray da oynuyordu. Seyretmediyseniz şayet o filmi de seyretmenizi öneririm. Dostlar bu videoyu halka tatlı olmadan sonlandıramazdım. Hemen bir halka tatlı alalım. Selamünaleyküm. Bir tane halka tatlı alabilir miyim? Ne kadar? Şöyle. Hayırlı işler. Dediğim gibi dostlar bu vlogu, bu halka tatlı yemeden sonlandıramazdım. Neden? Şimdi bu halka tatlı diye geçiyor. Ancak halk arasında bu tatlının adı kerane tatlısı. Buna neden kerane tatlısı diyorlar? Şöyle açıklayayım. Osmanlı zamanında malum keraneler yoğun rağbet gören yerlerdi. Ve o kuyrukların önünde upuzun böyle sıralar olurmuş. O sıralarda o upuzun kuyrukların yanı sıra bir de seyyar tatlıcılar orada satış yaparlarmış. Bu tatlılardan satış yaparlarmış. Bu tatlıları satmalarının amacı da böyle o kerhaneye girecek insanlar için enerji depolaması ve onlara güç kuvvet vermesi içinmiş. Zaten baktığınızda bu tatlılar da hani mutlaka denemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Çok şekerli ve şerbetli tatlılar. Bakalım biz de şöyle yiyelim. Tabii bu tatlıyı yeme amacım bana öyle güç kuvvet vermesi için değil. Konseptimizi yerine getirelim diyor. Zaten ben geçen hafta Tepecik'te kerhanenin oradan geçtim. Orada bir seyyar satıcı vardı. Fakat bugün ona baktığımda yoktu. Ben de dedim hani bu tatlı yemeden bu videoyu asla sonlandırmayacağım. O yüzden aradım. Oradan Tepecik'ten çıktım, böyle Basmaniye'ye kadar geldim. Oteller Sokağı'na girdim. Ve bu tatlıyı şöyle yiyorum.
Bakın daha şöyle tatlıyı yemeden yani bana böyle bir haller oldu. Enerji depoladım. Bu depoladığım enerjiyle artık Balçova'ya kadar koşa koşa giderim. Tatlı işlevini yerine getirdim. Ha? Aleyküm selam. Ha. Abi sen ne yapıyorsun? Ha, video çekiyorum. Ne yapıyorum? Video. Vlog çekiyorum bak. Tatlı yer misin? Gerçi onu şu yarısını yedim ama. Ama istemiyorum. Ha, tamam. Tamam. Ben sevmiyorum. Tamam. Suriyeli misiniz? Eyvallah. Sen? Türk'üm. Ben de İzmir'den. Artık burada doğdun. Hadi kolay gelsin. Ve evet dostlar, vlogu burada sonlandırıyorum. Şayet videoyu beğenirseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. En kısa sürede bu tarz içeriklerle karşınızda olmak dileğiyle şimdilik herkese hoşça kalın diyorum.